Ben tüm dostlarım müşteriyle birlikte Clash Royale yeni gelecek olan 4 kart hakkında konuşacağım ve sizlere göstereceğim kartları. Bu savaşı başlatalım da boş geçmesin. Mezar şeyi kullanıyor. Mezar taşı mı? Mezarlık büyüsünü kullandığı için bu maçı seçtim. Şimdi ilk gelecek kartımız Tornado isimli. Yani Türkçesi fırtına mı olur, kasırga mı olur bilmiyorum ama bir büyü gelecek karşımıza. Büyünün açıklamasında yazıyor. Düşman askerlerini sürükler ama binalara hasar vermez diyor. 3 iksir alan etkiledi. Alan 5 bölgesi. 5 yani 5 bölge yani çap bu bloklar var ya. Bunun 5 tane galiba. Hasar veriyor. Yani etkiliyor, sürüklüyor. 3.2 saniye süresi de var. Hasar verir hasar olarak da 50 hasar veriyor. 4 seviyesi ya da hayır, 1 seviyesi 4 hasar veriyor. 50 hasar veriyor 1 seviyesi. İkinci büyümüz kopyalama büyüsü. Clash of Clans'tan bildiğiniz askerleri kopyaladı diyor. Aynı o büyü. Büyün açıklamasına baktığımız zaman arkadaş askerleri şöyle bir saniyecik beklerseniz tamam. Bir saniye bulayım. Tamam. Ha. Bir dakika tamam. Tamam. Ne diyor? Bize arkadaş askerleri çoğaltır ama binaları etkilemez diyor bize bu açıklamasında. Yani mesela asker attınız, sonra bu 3 iksirlik büyü attığınız zaman kopyalanan askerin seviyesi de büyünüzün seviyesine göre değişebiliyor. Onu da söyleyeyim size. Yani bir seviyesinin bir seviye olduğu zaman bir seviye efsanevi çoğaltıyor. Bir seviye destansı 6 seviye sıradan 4 seviyede ender olarak çoğaltıyor. Yani çoğalttığı zaman, kopyaladığı zaman bu şekilde strateji resimlerinin hepsini koyarım size. Hepsini görebilirsiniz. Şimdi diğer resime geçelim. Diğer askerlere. Barbar Kral. Sanırım Barbar Kral sonunda oyuna dahil olacak ve sonunda herkes Barbar Kral, Barbar Kral demekten vazgeçecek diye düşünüyorum. Çünkü şimdi gösterdiğim kart gerçekten Barbar Kral'a benziyor. 6 iksir. Canı yüksek değil, 450 ama zaten yüksek olmaması gerekiyor. 2 tane barbar çıkarıyor yanında. Şöyle bir saniye şeyini bulayım. Bir dakika. Tamam şurada. Tamam. Daha hızlı ve daha güçlü. Daha iyi, sadece zor. Yukarı fırlatan barbarla bir çift çoğaltır. Bir çift barbar çoğaltır. Bu arada mezarlık büyüsünü kullandı. Lan 15 mi kaldı, yazık. 2 tane barbar çoğaltır demeye çalışıyor bize herhalde. Bunları da çevirdim, bu kadar çevirildi. Bilmiyorum. Ben anlayamadım. Bir savaş daha bulalım. Çünkü bir tane daha kart kaldı. Şöyle bir inelim. Aslında bunu açabilirim. Golem kullanıyor. Tıcı biraz zor bir destesi var. Şimdi son askere gelelim. Son askerimiz neydi? Şöyle bir bakalım. Evet. Korsan mı desek bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum yani şahsen. Resime siz bakarak fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. 600 canı var. Efsanevi bir kart. Bu arada barbar sıradan bir karttı. Barbar Kral. Eğer Barbar Kral emin değil ama bence Barbar Kral. Çünkü hem barbara benziyor yani. Sanırsam Clash Royale'deki 5. seviye barbara benziyor. Şimdi bu yeni o bir gelecek kart korsan gibi bir şey. Hem havaya hem de karaya yani yerdeki birimlere hasar verebilecek. Bu golem girdi. Hayvan gibi 8 seviye golem vuruyor. 600 canı var. Saniye başı hasar 138. Normal hasarı 236 yani 1.7 saniyede vurduğu için saniye başı hasarı daha düşük olabiliyor ama
vurduğu zaman da çok vuruyor. Dondurma hasarı var. O öldükten sonra mı oluyor bilmiyorum. Havaya vurabiliyor yani. Bence bu güzel bir kart olabilir. Yani 4 iksiri 600 canlı, havaya, karaya dondurma güç olan hızlı bir asker olması bence güzel bir asker olacağına kanaat getiriyorum ben şahsen. Bu kartların %100 geleceğine emin değilim ama bu baştaki fırtına kartının %100 geleceğine eminim. Fırtına mı kasırga, bence adı kasırga olur diye düşünüyorum. Diğerlerinde geleceğini düşünüyorum. Yarınki güncelleme haberinde belki Clash Royale kendi sayfasında da yayınlar. Yani akşamki ya da diyelim. Bilmiyorum ne zaman yayınlayacağını. Belki geçen sefer gibi yapabilir. Dilimde hep konuşamıyorum ya, saçma saçma. Yani bir kart yayınlar, o birilerini saklar. Her iki haftada bir yeni kart. Ama siz şimdiden bilmiş oldunuz. Bu arada yeni bir şey geliyor. Artık bundan sonra dostluk savaşlarında ahbet olmuş bir buz ruhu gitti şey aldı ya. Kılıcımı aldım. Maçı hızlandırayım da sonucuna bakalım. Bundan sonra dostluk savaşlarında 4 seviyeseniz de 5 seviyeseniz de 9 seviye olarak görüneceksiniz. Onu da söylemek istedim size. Bütün güzel güncelleme haberlerini size söyledim. Bilgilendirdim sizi diye düşünüyorum. Bu şeyler size faydalı olduysa, TV Royale'lik miydi ki bu maç? 1300 canı var kule. Her neyse, faydalı olduysa videoya like atabilirsiniz. Bu arada bunu da göstermek istiyorum size. Not, bu değişiklikler henüz yayınlanmadı. 1 Kasım'dan sonra buz ruhu dondurma süresi 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşürüldü. Buz galeminin hasarı %74 arttırıldı. Öfkenin etkisi 30'dan 35'e arttırıldı. Oduncunun da aynı şekilde. Cehennem Kulesi'nin isabet puanı %6 düşürüldü. Evet kardeşlerim, videodan bu kadar olsun. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.